Bak Sercan Dikme yazdı, sen de haberin olsun. Salih Uçan sakatlanmış. Ee, Giresun maçını oynamayacak. 28 yaşındaki oyuncu Giresun Bir maçını Bir Türk oynayacak. elendi şu an. Tayyip de Ersin hmm, var şu an. Bravo. Üçüncü Türk kim olur? <laughs> Buyurun. Giresun spor maçında üçüncü Türk kim olur? Ben söyleyeyim mi kim olur? Tayfur Bingöl. Tayfur, Tayfur Bingöl, orta sahada. Sen kim söyleyecektin? Şimdi orta sahada bence Sozo, gelsin Delali olur. 3. Solda Masuakya'yı kesip Umut'u mu oynatırsın? Tayfur'u mu oynatırsın? Sağ zaten belli. Yoksa Masuakya kalsın. Ben Muleka'yı kesip Cenk Tosun'u mu oynatırım? Hmm. Zaten takviminde haberi. 548 günlük büyük hasret Cenk Tosun'un. Hem bir tak... buçuk yılı aşkın süredir gol atamıyor. Foto da aynı şeyi yapmış. maçta da var evet. Yani heh, şimdi bu iki haberle Cenk oynar mı? Şimdi... Salih Uçan'ın sakatlığı. Sakatlığı. Sercan Dikmen'in yazdığı gibi. Puzzle, puzzle birleşti. Giresun spor maçında oynar mı? Giresun spor mı sakın küçülsemesi kimse. Yo. Zor bir deplasman. I, İyi hocalar var. Zor bir deplasman. Seni kilitler. Ve golü yemesin farkında bile değiliz. O nedenle e, iyi bir taktik olması lazım, iyi bir kadro olması lazım. E, ama kim oynar? Şimdi soru işareti. E, bence Tayfur Bingöl oynar mı? Daha ağır basıyor gibi. Yani orta saha diyorsun. Masuköy kesip Tayfur Bingöl'i oynatabilir. Jo Getson, Josef Delali. Delali, Gezal, e, Tayfur ve Gorsun. En kuduyu riske sokmaz. Değil mi şimdi? Evet tabii. En kuduyu riske sokmaz. Muleka ile yani Muleka, ve <laughs> Vegos ve Gezal üçlüsü olabilir ileri üçlü. Salih Sol yok. bek, Tayfun Bingöl. Sol bek mi yapıyor? Evet. E, Masuako? İşte onu kesebilir. Masuako'nun da derbide arka adresinde çekme vardı hatırla. Hmm. Onu da dinlendirir. Dinlendirebilir diyorsun. Niye? Trabzonspor maçı önemli maç. Sana soru. Necip yapar mı sol bek? Sen Necip'i yakmak istiyorsun galiba. <laughs> Her yerde oynuyor. Ama bak şimdi. Yakmak istememişler mi? Orada bana şimdi sol bekleri say. Masuaku, Umut, Tayfur Bingöl de oynuyor. E şimdi orada o işleri yapan adamlar varken Necip'i de oraya sokarsan niye adamı riske soksun? Şu Tayfur'u da hamle i̇şte olarak eksik olan bu dinamikleri bilmiyor. Yani bir beş, yaşı, beş taşı bileceksin. Bak Valerian İsmail ne yapacak biliyor musun Aykut? Gidecek köy içine. Oturacak orada köfteci var bir tane çok güzel. O köfteyi bir ye yarım ekmek. Git çayını iç hasır taburede otur. Rahat bırakmazlar ya. Yani. şey gitti. Taraftarlar Hayır bırakmaz. fabri gitti. Gitti. Tıraş oldu. Çık oradan berbere o top sakallarını bir düzeltir etrafını. Bir masaj yaptır, sıcak havlu yaptır kendine. Bir gör diyorsun. Sonra havlu. çık, bak palamut zamanı. Git orada güveç yaptır. Fransa'da yedin mi bakalım öyle bir yemek? Ya da İngiltere'de yedin mi öyle bir balık? Sen bunları yaşa. Çünkü Ferdinand koşmasını köy içinde öğrendi. Kendi söyledi, bana dedi bu tarafları öğretti dedi. Beşiktaş'ın dinamiklerini orada öğrenirsin sen. Çünkü Beşiktaş 3-0'da 10 kişi kaldı diye geriye yaslanmaz Alanya maçı. Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen Bayan Münih maçında bile geriye yaslanmadı. O yüzden Valerian İsmail'in sıkıntıları bu. Yoksa kötü hoca değil bence de. İyi bir potansiyeli var, iyi bir teknik bilgisi var. Ama ona Valerian İsmail şu an Beşiktaşlı değil. Valerian İsmail şu an Beşiktaş teknik direktörü. Bak utanacaklar. Gordon Bill Beşiktaş'ta oldu. Şenol Güneş bile Beşiktaş'ta oldu. Ama Valerian İsmail daha Beşiktaş'ta değil. Çünkü bilmiyor Beşiktaş'ın ne olduğunu utanacaklar demiş Valerian İsmail bak foto maçta. Delialiye sahip çıkmış. Derbide savunmaya yardımcı olmasını ben istedim. İlerleyen maçlarda üretkenliği artacak, katkısı büyük olacak demiş. Katılıyorum ben yapabilir. Delaliye sert eleştiriler mi yapıldı? Ben mi? Ben hiç görmedim. E, ya var e, mı öyle? Delaliye eleştiri Serdan. yapan adamla ben zaten futbol konuşmam. Performansını konuşuruz o başka. Ama yani sert eleştiri. Ama bakın Delali başka bir dünyadan geliyor. Yani küllerinden yeniden doğmaya geliyor. Beşiktaş onu öyle aldı. Kitleler de onu öyle bilsin. Everton'ın istemediği bir adam bak. Ama İngiltere milli takımı görmüş mü görmüş. Kaç yaşında? 26-25 yaşlarında herhalde. O potansiyeli var. O futbol zekası var. O da Icardi gibi futbola odaklanırsa zaten iddia ediyorum. Delalli bu sene oy nasıl oynadı falan dedirtecek bir sezon geçirirse eğer tutamazsın Beşiktaş'ta. Tabii canım. Geçmiş mümkün. olsun. Mümkün değil. Fanatik 7. sayfa kazanan kadro geri dönüyor. Kazanan kadro geri dönüyor Beşiktaş'ta. Ee, yani iki tane fotoğraf zaten bize her şeyi anlatıyor. Bu iki fotoğraf. <laughs> Gezal Raşit, var. Gezal Enkudu demek hem sol hem sağ Gerçekten e, çok iyi yani. İki ama ev kuduyu acaba Gresson <laughs> maçında riske <laughs> eder mi? Bence etmez gibi geliyor. Etmezden Fakat, ziyade şimdi bu haberden sonra sen başka bir şey anlattın şu an. Ama bak şu var. E, bugünkü maç e, hani şey derler ya. Bugünkü e, bayat pasta yarınki taze ekmekler iyidir gibi bir laf vardır böyle. Hani e, sen önce bugününü bir kurtar. Şimdi Gresson maçına da hoca e, önem veriyor. Ama şu var ben Alanya maçında Gezal'ı oynatım da yarısını sonra bakarız dediğin için Gezal 4-5 maç oynayamadı. O nedenle tam iyileşmeden bence çok risk alacağını zannetmiyorum. Trabzonspor maçı da önemli maç. Arkasından daha da önemli maçlar var. Çünkü senin Dünya Kupası arasına kadar bir galibiyet serisi yakalaman, yenilmeden hani 3 beraber 3 galibiyet 2 beraberlik gibi gibi o kulvara o boşluğa kendini atabilirsen Zaten devre arasına kadar rahatsın demektir. O nedenle bu tarz kilit açabilen anahtar oyuncularda riske girmez teknik adamlar. Bence de girmemeli. Gezal'da girdin, sonuç ortada. Değil mi? Evet. Weghorst'un gözü güresimde. Ya çok iyi oyuncu değil e, mi Serdar? Öyle öyle. Maçı çıplak gözle statta izleyenler anlatıyor. Tabii topun belli alanı... Yani rakip mesela atağa kalktığında Weghorst yine böyle... Devamlı baskı yapar. E, onu fark. o yüzden istedi. Bizim oyun sistemimize uygun bir santrafor dedi hoca. Ben onun haberini daha Vegors'ta anlaşmadan yapmıştım. Aradığın santrafor nedir hocam diye sorduklarında tarif ettiği santrafor vegorst Adam buksa vardı o da lense gitti. Biri de oydu. Nedir bunlar? Ceza sahası içerisinde kalabalık savunmaların ortasında sağ ayağıyla sol ayağıyla sağa sola top çıkartabilen adamlar. Bakınız 90 artı 3'te Geza'nın attığı golde asist yapan gör. Onu tutan stoper daha ona foul yapamadan Wegors topu ayağından çıkardı. Böyle santrafor. E Jesus'un onu tercih etmemesi demek kötü santrafor olduğu için almıyor demek değil. Onun sistemi başka, buranın sistemi başka. O anlamda söylüyoruz.